Pırasanın faydaları nelerdir? Pırasa içerisinde bulunan flavonit ve kaemheron içerir. Kan damarlarının astarlarını serbest radikallere karşı korurlar. Kaemheron içeren pırasa bu nedenle kalp sağlığı için çok faydalıdır. Pırasa da iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum kan basıncının ayarlanmasında sodyum kadar etkilidir. Bu nedenle pırasa tüketmek hipertansiyon riskini azaltır. Pırasa içeriğinde hem kalsiyum hem de K vitamini bulundurmaktadır. Kemiklerin güçlenmesinde görevi olan kalsiyum ve K vitaminine ihtiyacını gidermek için diğer besinlerle birlikte pırasa tüketmek faydalıdır. K vitamini aynı zamanda kanın akışkanlığını da düzenlemektedir. Pırasa kalsiyumun yanı sıra içerdiği magnezyum sayesinde kemiklerin ihtiyacı olan minerallerin belli bir kısmını karşılamada rol oynar. Pırasa içerisinde potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, iyi bir diyet lifi, B6 vitamini, A vitamini, C vitamini, K vitamini, iyi bir folat kaynağı bulundurur. Bu özelliklerinden dolayı bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Pırasa tüketmek kronik iltihap riskini azaltmada yardımcı olur. Vücuda giren enfeksiyonlu hücrelerle antiseptik özelliği sayesinde savaşır. Pırasa yağsız ve kalori bakımından oldukça düşük oldukları için kilo vermek isteyenler için güzel bir seçimdir. Pırasanın içerisinde yüksek lif sayesinde iştah kesmede oldukça etkilidir. Şişkinliğe iyi gelir. Pırasanın idrar söktürücü özelliği vardır. Pırasa vücudu temizler, cildin parlak görünmesini sağlar. Pırasa içeriğinde A vitamini barındırmaktadır. A vitamini görme, büyüme, üreme, embriyo gelişmesi, kan yapımında etkili olurken vücudun hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumunda da yardımcıdır. Pırasa aynı zamanda iyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini bağ dokusundaki hücrelerin bir arada kalmasına, kolajen üretimini kolaylaştırmasını sağlayarak cilt ve bağ dokusuna esneklik ve güç kazandırır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruyucu kalkan görevi görür. Pırasa nasıl tüketilir? Pırasa tüketilmeden önce bol su ile yıkanmalıdır. Yıkanan pırasa sebzesi ister çiğ ister pişirilerek rahatlıkla tüketilebilir. Pırasa suyu en az pırasa kadar faydalıdır ve tüketilebilir. Pırasa diyetlerde kullanılabilir mi? Pırasa düşük kalorili bir sebzedir. Bu özelliğinden dolayı diyet listelerinde sürekli tercih edilen besinlerin başında gelir. Yüksek lif içeriğinden dolayı sindirim sistemini de düzenlemeye yararlı olduğu için kilo vermeyi desteklemektedir. Ancak diyet listesine pırasa eklenirken çorbası veya az yağlı yemekleri tercih edilmelidir. Pırasa yoğurtla yenir mi? Pırasanın protein değeri düşüktür. Yoğurt ile birlikte pırasa tüketilmesi protein değerini arttırabilir. Ancak pırasanın et gibi proteinli, yağlı ama lifsiz besinlerle birlikte tüketilmesi tavsiye edilir. Pırasa çiğ tüketilebilir mi? Zengin lif içeriğine sahip olan pırasa posalı besinler listesinde yer alır. Çiğ olarak rahatlıkla tüketilebilir. Çiğ tüketilmesi tokluk hissi yaratacağı için kilo kontrolünde etkilidir. Pırasanın çiğ olarak tüketilmesi kabızlık sorunları için de oldukça faydalıdır. Pırasa suyu tüketilir mi? Pırasa çiğ ya da pişirilerek tüketileceği gibi suyu da rahatlıkla içilebilir. Doğal detoks etkisi yapan pırasa suyunun en az pırasa kadar faydası bulunmaktadır.